Evet, Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kedi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keroğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından bugün yeniden yargılama yapıldı. Vahşi olayın cezasız kalmasını istemeyen hayvanseverler Keloğlan'ın tutuklanması için çağrıda bulunmuştu. Keloğlan iyi hal indirimi uygulanarak Kasten hayvan öldürme suçumla 2 yıl 6 ay yapış cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verilen cezanın hayvanları koruma kanunu kapsamında bugüne kadar en yüksek ceza olduğunu açıklamış. Bu arada hayvanlara koruma kanunu kapsamındaki ceza 4 yıldan ya da 5 yıldan başlıyor. En yüksek ceza bu değil. Devam edelim. İstanbul Başakşehir'de erotisin kedi cani öldüren İbrahim Keroğlu'nun aldığı bir yıl 3 ay hapis cezasına tahliye edilmesi büyük karara büyük tepki çekmişti bu karar. Keroğlu'nun kararının bozulmasının ardından bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Küçük çekmece 16. Az ceza mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Keroğlu'nun ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca hayvan hakları savunucusu onlarca avukatlar salonda hazır bulundu. <laughs> Mahkeme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin davaya katılma talebini reddetti. Ayrıca siyasi partilerin ve birçok STK avukatlarının da davaya katılma talebinde bulundu. Söz hakkı verilmesi üzerine İbrahim olan daha önce ifademe tekrar ediyorum. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım. Bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkında karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Çok masumsun amına koyayım seni ben. Bu bana terapi gibi geldi dedi. Savunmasına devam eden Keloğlan bunlarla yetinmeyip bir hayvan barınağını bağışta buldum. Çok üzücü müdür Çok gerçekten şu an sen bunları yaptın ya hemen hapisten çık kanka. Elinden geldiğince Bunları yapmaya devam edeceğim. Psikolojik destek alacağım söz veriyorum. Bu olay yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiler dedi. Aynen kanka sen istediğin her hayvanı vur biz de bunu halka yanlış teşvik edelim. İnsan içine çıkamayacak hale geldim. Vah vah Alacağım hiçbir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında hiçbir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım hatamı kabul ediyorum. Benim hala bir kedim var. Bu olaydan sonra kedim de vardı. Önce de kedim de vardı. Bunların hepsi mevcut delilleri sabittir. Ben zaten hayvan sevgisi olan bir insanım. E, müvekkilinin savunmasının ardından söz verilen Keloğlu'nun avukatı müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Zaten kendisi toplum nezdinde cezasını çekmiştir. Bundan sonrasında da çekmeye devam edecektir. Müvekkilin olay öncesinde yaşadıkları ve olay esnasındaki psikolojisi dikkate alınmasını talep ediyorum. Ben de bir kedi sahibiyim dedi. Yani arkadaş o zaman gidin abi. İstediğiniz bir hayvana tek motokat atın dövün. Ondan sonra çıkın mahkeme karşısına. Deyin ki savcı hakime. Ben de kedi sahibiyim. Çok pişmanım ağlayın. Takım elbise Avukat zaten demeyecek yani hapse atın diye. Değil mi? Mecburen bunlar olacak zaten. Neyse. Müşteki Ebu Bekir Fırat ise hayvanın sahibi olmadığını ancak kedinin bakımını üstelendiğini. kendisinin psikolojik olarak olayda zarar gördüğünü söyledi esasa ilişkin mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Keloğlan'ın alt hatten ayrılarak üst hatta yakın hapis cezası ile tutuklanarak cezalandırılmasını istemiş. Mütalanın açıklanmasının ardından mahkemede alkış ve çalılık sesleri yükselmiş. Son sözü sorulan İbrahim Keloğlan devletime güveniyorum. Bugüne kadar hiçbir yere kaçmadım buradayım dedim. Mahkeme sana kasten hayvan öldürme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Adalet Bakanı İlmaz Türk kararlı sosyal medya hesabına açıklamada bulundu. Verilen cezasının verilen cezasının hayvanları koruma kanunu kapsamında bugüne kadar bunu üzerine söyledik arkadaşlar. Olay şöyle oldu. Olay 1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir bina sansiyonuna yaşanıyor. Sanık İbrahim Keloğlan defalarca tekmirinde kedi 6 dakika sonra öldürmüştü sonunda öldürülmüştü. Erosislimi kedi. Keloğlan görüntülerinden Görüntünün olaya çıkmasından sonra diyelim, 4 Ocak'ta tutuklanmış, 2 Şubat'ta hakim karşısına çıkmıştı. E bu olayı zaten kartlar bölümünde anlattık. E yani adalet bugün de öldü. Her zaman adalet zaten ölecek. E ben burada okurken yoruldum, zorlandım. Siz haberi okurken zaten bayağı bir zorlanacaksınız diyelim. Bizden buraya kadar arkadaşlarım.